Senin burada ne işin var? Kocanın yanına git İffet. Cemil ne oldu? Sana kocanın yanına git dedim. Cemil ne oldu diyorum? Hadi baba. Aç şu telefonu. Bana niye böyle davrandığını söyleyeceksin. Benden uzak dur. Cemil. Bir şey demeyecek misin? Söylenecek bir şey var mı bilmiyorum Yasemin. Belki de en doğrusu gitmen. Ben gerçekten çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Bütün bu olanlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Canımı yakmaksa amacın. Yeteri kadar canım yandı İffet. Yeteri kadar bedel ödedim ben. Ama artık yeter. Artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Mutlu hayatına geri dön. Kocanın yanına geri dön. Bak. Çocuk da yapacak mısınız? Senin ne işin var ki burada? Git İffet, ne olur git. Hiçbir şey bildiğin gibi değil Cemil. Benim bildiğim tek şey bu aşk beni yok ediyor. Ne yaparsam yapayım kurtulamadığım bu aşk benim hayatımı mahvediyor. Ben çok hata yaptım. Büyük hatalar yaptım. Ama acılarımın hepsini de çekiyorum. Artık dayanamıyorum. Annem bu haldeyken bana acı çektirmek için gelme buraya. Ben bir şey yapmıyorum canım. Zamanında ben sana yaptım. Ama şimdi sen bana yapıyorsun. Cemil. Seni dinlemek istemiyorum. Git buradan. Hadi. Cemil, eğer konuşmanız bittiyse annenin yanına çıkalım mı? Ne dedin Yasemin'e? Kız perişan olmuş. Bunlar seni ilgilendiren meseleler değil abla. Tam tersine bunlar beni çok ilgilendiriyor Ali İhsan. Ben Yasemin'in bu şirketten gitmesine izin vermeyeceğim. Kendisi ayrılmak istedi. Ha, sen de hemen git dedin. Bu kız senin için neler yaptı bir hatırla istersen. Gözaltındayken, İffet seni ortada bırakıp gitmişken nasıl çırpındı kızcağız? Sen Yasemin gibi bir kadına layık değilsin Ali İhsan. Sana İffet layık. Abla. Nimet. Ağladın mı sen? Asıl sen ağlamışsın abla.
Yok, ben ağlamadım. İffet gene burada. Anne, kendi evi gelecek tabii. Babasıyla kardeşini görmeye geliyordur. Bak sana söyleyeyim, bu işte bir iş var ha. Kocasının evinden çok, babasının evinde. Aman anne, ne var bunda? Salih, nereye gidiyorsun ayol? Hani iyi değildin sen? Baba biraz daha iyi oldun mu? İyi falan değilim. Sor beni artık bana iyi misin diye. Salih, kendini iyi hissetmiyorsan çıkmasan dışarı. İçim almıyor benim bu olanları. Dayanamıyorum. Kimsenin yüzüne bakmak istemiyorum. Sanki herkes biliyor Betül'ün o şerefsizden hamile olduğunu. Baba. Hiç konuşma Betül, hiç konuşma. Beni nasıl böyle bir durumda bıraktın? Bana nasıl yaptın bunu? Nereye gidiyorsun baba? Cehennemin dibine gidiyorum kızım. Üzme kendini kızım. Baban da alışacak, bak görürsün. Hele bir torununu kucağına alsın. Üzülme sen. Çözemiyorum işte ya. Girmiyor aklıma hiçbir şey. Nimet. Hani bir çocuk vardı. Aşık oldum diyordun. Bir şey mi oldu onunla? Neydi adı? Berkay. Berkay başkasıyla çıkıyor abla. Şule'yle. Her şey o kadar kötü gidiyor ki abla. Şu okul bir bitse, yüzünü görmesem unuturum belki onu. Yüzünü görmeyince de unutamıyorsun gibi ablacığım. Aklından, kalbinden çıkaramadıktan sonra yüzünü görmesen ne olur ki? Sağ ol ablacığım. Gerçekten çok moral verdin. Gidip kendimi şu camdan atayım bari. Hiç değilse bu evden, hayattan kurtulurum. Nimet, bu evin kıymetini bil. Benim en güzel zamanlarım bu evde geçmiş biliyor musun? Ben yeni yeni anlıyorum. Belki paramız yoktu. Belki babam her şeyi bağırıp çağırırdı ama... keşke o günlere geri dönebilsem. Abla sen de bir tuhafsın ha. Saray gibi evin var. O kadar param var. Geçmişe dönmek de nereden çıktı? Keşke ben senin yerinde olsam. Dileklerine dikkat et bence. Niye? Sen pişman mısın? Eniştemle kavga mı ettiniz? Yok. Cemil de bir şey yapmıyor. Bıraktı peşini. Değil mi? Evet. Bıraktı peşini. Bunlarla ilgilenme, derslerinle ilgilen. Ben eve gidiyorum. Abla, okul için birkaç kitap istediler de. Bana para verebilir misin? Tabii. Ay fazla da para yok yanımda ama. Yeter mi? Bunu al o zaman. Ama dikkatli harca, tamam mı? Sen kimi arıyorsun kızım? Babamı arıyorum da açmıyor. Bak ne diyeceğim. Akşama hep beraber lokantaya gidelim mi? Ha? Hem moral olur ona. Anne daha telefonu açmıyor.
Ben biraz hava alacağım anneciğim. İffet'le neden tartıştınız? Yani anneni merak edip buraya kadar gelmiş olması güzel bir şey diye düşünmüştüm. Ama seni bu kadar kızdırmak için kötü bir şeyler söylemiş olması lazım. Anlamıyorum. Neden seninle uğraşıyor hala bu kız? Nil, ben İffet hakkında konuşmak istemiyorum. Peki, nasıl istersen. Hikmet Bey hastanızın yarın taburcu olabileceğini söyledi. Niye kendisi gelip söylemiyor? Bana sadece size iletmem söylendi. Müsaadenizle. İyi. Teşekkür ettiğimi de söyle. Cemil. Abi çok kötü bir şey oldu ya. Ne oldu Ersin? Akşama bunu mu giyeyim yoksa bunu mu giyeyim? Anne, alt üstü bir dışarıda yemek yiyeceksiniz. Hem daha haber vermedik. Telefonunu açmıyor ki. Aman canım, akşama gelmeyecek mi? Beraber ikna ederiz. Anne, ben gelmeyeyim, siz ikiniz gidin. Beni görünce iyice sinirleri bozuluyor. Bakamıyorum yüzüne. Saçmalama Betül. Ailecek yemeğe çıkacağız bu akşam. Hem... Ama babanı bilmiyor musun? Bağırır çağırır ama yufka yüreklidir benim kocam. Affetmesini de bilir. Kim geldi kızım? Hayrola? Aa çocuklar, hoş geldiniz. Girsenize. Biz... Yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Feyyaz, dilinizi mi yuttunuz? Ne oldu? Feyyaz, kötü bir şey söyleme. Salih amca. Trafik kazası. Başınız sağ olsun. Yalan de. Feyyaz, ne olur yalan de. Feyyaz, ne olursun yalan de. Feyyaz. Anne! Anne! Yasemin, iyi misin canım? Girsen içeri. Hepsi benim yüzümden. Keşke sana baskı yapmasaydım Ali, sana her şeyi anlat diye. O kadar üzgünüm ki. Sakın kendini suçlama. İyi ki ona aşık olduğumu söyledim. Doğrusu da buydu. Ondan hissettiklerimi sakladıkça kendimi dürüst hissetmiyordum. Şimdi en azından gerçekleri biliyorum. Benim Ali sana aşık olmam senin suçun değil. Anne canım, ne olursun üzülme. Ne olur. İffet,
Niye böyle karanlıkta oturuyorsun? Hiç. Öyle dinleniyorum. Bunları sana aldım. Çok teşekkür ederim. Özür dilerim. Sana haksızlık ettim. Niye? Yasemin konusunda çok üstüne geldim senin. Önemli değil. Geçti gitti her şey. Ben seni seviyorum. Ben üstümü değiştireyim. Akşam baş başa yemek yiyelim seninle, olur mu? Hala aklım almıyor. Salih amca çok iyi şofördü. Nasıl böyle bir kaza yapar? Hayır, bir derdim var diyeceğim ama ne derdi olabilirdi ki? Kafasını bir şeye mi takmıştı acaba? Para desen, ondaki para kimse de yok. Hiç çoluk çocuk derdi de yok. Feride teyzenin ameliyatından sonra şimdi bir de Salih amca. İnsan aldığı nefesin kıymetini bilmeli. Allah korusun, ne olacağı hiç belli olmuyor. Doğru söylüyorsun Feyyaz da, paramız mı var istediğimiz gibi hayatımızı yaşayalım? Sabahtan akşama kadar direksiyon sallıyoruz işte. Salak salak konuşma lan. Her şey para mı? Ailen yanında olsun, mutlu huzurlu ol. Gerisi boş işte. Cemil, iyi misin sen? Salih amcaya yaptıklarım aklıma geldikçe kahroluyorum. Üzülmenin bir faydası yok. Olan olmuş artık. Ben Kudret abinin oraya gidiyorum. Buna mukayyet olmak lazım. Annesinden sonra şimdi de Salih amca çıktı. Hadi kalk, biz de gidiyoruz. Beni affedin. Hadi eve gidelim. Ne olur canını sıkma Salih. Nasıl da bir çözüm yolu bulur. Bunun çözümü var mı bilmiyorum Asuman. En iyisi buralardan gitmek herhalde. Babana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Adam çok üzüldü. Nereye gidiyorsun baba? Cehennemin dibine gidiyorum kızım. Betül. Yavrum. Bırakma kendini bu kadar. Kalk. Kalk yavrum. Of. Kızım. Betül'üm. Gel içeri. Benim bu kardeşim var ya, tam bir salak. Hem de su katılmamış.
Bu İffet'le evlendikten sonra bunun aklı başka bir yere gitti, bir daha da gelmedi. Ama ben bu kadar olacağını tahmin etmezdim. Yoksa sana gidip Ali İhsan'a aşkını itiraf et der miydim hiç? Dilek, lütfen bu konuyu kapatalım artık. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Anlayacak nasıl büyük bir hata yaptığını ama çok geç olacak. Ah benim salak kardeşim. O İffet ona öyle bir kazık atacak ki. Neyse. Yasemin'cim ben gideyim artık. Ama sen de daha fazla içme. Ne olursun. Tamam. Geldiğin ve yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ben her zaman senin yanında olacağım. Bu akşam yemekten sonra bir yere gidip güzel bir kahve içelim mi seninle? Evde kalsak. Tamam peki o da olur. İffet. Biliyorum aradan çok zaman geçmedi ama. Bu çocuk meselesini düşündün mü? Yani bir karar verebildin mi? Ya ne olur çok üstüne geliyorum diye düşünme bu konuda. Senin de çocuğum olmasını o kadar çok istiyorum ki. Ne yapayım? Söylemeden yapamıyorum işte. Cemil'im yavaş iç. Zaten sek içiyorsun. Benim hayatım böyle gelip geçecek işte Feyyaz. Keşke Salih amcaya böyle davranmasaydım. Keşke anamı bırakıp gitmeseydim. Keşke İffet'le evlenseydim diye diye gelip geçecek işte ömrüm. Doğru söylüyorsun kardeşim ya. Yasemin ben bir an önce evlenip çoluk çocuğa karışayım. Yani bekle bekle nereye kadar? Sonra bir trafik kazası hop öbür taraftasın. Lan Ersin sen ne patavatsız adamsın lan. Şu ağzını bir hayra aç hayra. Evlen tabii oğlum. Yoksa benim gibi böyle ortada kalırsın işte. Her gün başka bir vicdan azabı. Her gün başka bir dert. İffet'le evlenseydim belki böyle olmazdı. Cemil'im yeter be. Çok içtin. Daralıyorum be Feyyaz. Ben biraz hava alacağım. Tamam. Biz seni burada bekliyoruz. Bir yere kaybolma. Teşekkürler Emine. Sen otur hayatım. Emine getirir telefonunu. Açsana telefonunu. Kim arıyor? Şey. İffet açsana telefonunu. Kim o? İffet bugün sana söylediklerim için pişmanım. Çok kırdım seni biliyorum. Ama ben hayatımda artık keşke demek istemiyorum. Yarın ölürsen pişman olmak istemiyorum İffet. Ben senden başka kimseyi sevemem. Sen benim karımı nasıl ararsın? Eğer bir daha ararsan seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Serseri! Sen bu adamla görüşüyor musun? He? Cevap ver bana.
Hangi cesaretle seni arıyor? Cevap ver. Demek ki gizli gizli görüşüyorsunuz. Hadi söyle. Evet. Cemil'in annesi Feride teyze ameliyat olacağı için hastaneye gitmiştim. Yani orada görüştük. Niye bana söylemedin? Ben söylemek istedim. Sen Nil'le telefonda konuşuyordun. O kadar sinirliydin ki ben korktum Alisa. Allah kahretsin. Hani hayatımızda yalan olmayacaktı? Ama sen daha ilk fırsatta gittin, o adamla görüşmek için bana yalan söyledin. Ben gerçekten... Bana artık bir şey söyleme. Senin yalanlarına inanmıyorum. Artık senin söylediğin tek bir kelimeye dahi inanmıyorum. O adamla görüşmek istiyorsan hemen şu anda gidebilirsin. Hem de hemen. Hadi. Hadi, hadi durma. Sana güvenmekle çok büyük hata etmiş. Yazıklar olsun. İffet, ne oluyor kızım? Burada mısın? Ben de gene bir delilik yaptın diye korkmuştum. Yaptın be Feyyaz. Ne oldu, ne yaptın? İffet'i aradım, kocası çıktı. Ah be Cemil. Ya bir toparlan artık, bir kendine gel. Adam bağırdı çağırdı bize. Şimdi İffet'e de bağırıp çağırıyordur. Ben kimseyi rahatsız etmek istemiyorum be Feyyaz. Ama hep böyle oluyor işte. Cemil. İffet evlendi artık. Kocası var. Sen kabul etsen de etmesen de İffet başkasının artık. İffet yok artık, tamam mı? Biliyorum. Artık her şey bitti. İnansam da inanmasam da her şey bitti. Çocuk yapacaklarmış, biliyor musun? Ya madem biliyorsun, niye arıyorsun kızı? Sen de kendi hayatına bak işte. Ya kendini düşünmüyorsan Feride teyzeyi düşün. Toparlan biraz. Topla kendini ya. Kalbime laf anlatamıyorum ki. Hadi gel, seni hastaneye bırakayım. Kaçıncı arayışım oldu, açmıyor. Ya korkuyorum ya Cemile bir şey yaparsa. Bunca şey olmuş. Sen hala Cemil için endişeleniyorsun. Yok hala, öyle değil. Yani Alisa'nın başına bir bela gelmesin diye. Kızım sen farkında mısın? Resmen evliliğini bitiriyorsun. Bunun tek sorumlusu sensin. Ne Cemil ne bir başkası. Yasemin, gelebilir miyim? Senden başka konuşacak kimsem yok. Elbette. Girsene.
Bir şey içer misin? Tabii çok iyi olur. Otur lütfen. Alihsan, ne oldu? İffet. Ne olur üzme kendini. Sen her şeyin üstesinden gelirsin, ben eminim. Keşke o da beni senin görebildiğin gibi görebilseydi. Keşke. Keşke biraz olsun sevebilseydi. Ben İffet'in seni sevdiğine eminim. Elbette seviyorum. Senin gibi bir adamı neden sevmesin ki? Belki de hepsi benim yüzümden. Kendine haksızlık etme. Sen istesen de öyle davranamazsın. Herkesin bir özü vardır. Ve seninki o kadar asil. O kadar iyi ki. Sağ ol Yasemin. Teşekkür ederim ama ben bile kendimden şüphe ediyorum artık. Yakında her şey düzelecek. Ben eminim. Çünkü seni tanıyorum. Biliyor musun? Senin İşten ayrılman hiç akıllıca bir şey değildi. Yarın işe dönmeni istiyorum. Çünkü sen benim için çok önemlisin. Seni asla kaybetmek istemem. Ağlama şimdi. Belki de bu hayatta beni en iyi tanıyan insan sensin. Alihsan yok mu? Alihsan Bey biraz önce çıktı efendim. Nereye gittiğini söyledi mi? Söylemedi. Çok sinirliydi. Belliydi kül kedisinin ağlamaklı halinden. Ne oldu yine? Cemil. İffet aradı. Ne? Telefonda Alihsan Bey baktı. Kavga ettiler. Sonra da İffet'le kavga ettiler. Alihsan Bey de çıkıp gitti. İnsansın ya. Nasıl bir kadınsın sen? Hala hangi yüzle bu evdesin? Direkt çık git odamdan. Asıl sen çık git. Çık git, hayatımızdan çık git. O Cemil denen herif seni arıyor ve utanmadan hala onunla konuşuyorsun. Sonra da Alihsan'ın karşısına geçip yok ben masumum, yok ben tertemizim diye martaban okuyorsun. Dilek yeter artık, çık odamdan dedim. Senin amacın ne söyler misin ha? Alihsan'ı üzüntüden öldürüp sonra da onun servetine konmak mı? Derdin ne senin? Yeter Dilek, git diyorum. Tamam, gidiyorum. Ama yarın da sen gideceksin bu evden. Ne biçim bir ailesiniz siz ya?
Nerede sizin o çok övündüğünüz erdeminiz, namusunuz? Nasıl göz yumarsın yerinin yediği haklara? Hani siz şerefiniz için yaşardınız, bu mu şeref? Konuşsana sayın be, cevap versene. Senin de mi gözünü para bürüdü ha? Ali İhsan'ın malı mülkü mü seni de böyle susturan? Dilek, halamdan ne istiyorsun? Bu yaptığınız çok ayıp. Sen de boş boş konuşma Osman Efendi. Rahat bırak halamı. Ağlayın bakalım. O gözyaşları yaptığınız pislikleri temizlemeye yetecek mi? Hala iyi misin? Saime dur. Bana misafir odasını hazırlar mısın? Gece nerede uyudun? Misafir odasında. Bundan sonra da hep orada yatacağım. İffet kızım, arkadaşın Serpil arıyor. Betül babasını kaybetmiş galiba. Alo Serpil. Kuzum. Ne zaman, niye haber vermedin? Ben aradım, telefonum kapalıydı. Nasıl olmuş? Trafik kazası. Ben hazırlanıp hemen geliyorum. Ben Betül'lere gidiyorum. Cenaze çıkacakmış. Sen direkt mezarlığa gel. Tamam. Betül babasını kaybetmiş. Ben cenazeye gidiyorum. Başın sağ olsun. Aydın seni bırakır. Gerek yok, ben giderim. Hayır İffet, gerek var. Bundan sonra mahalleye giderken ve bu evden herhangi bir yere giderken Aydın seninle gelecek. Saime Hanım, Aydın'a söyleyin, bugün bütün gün İffet'le beraber olacak.
bırakma kendini arkadaşım, ne olur. Babamı ben öldürdüm Sarpeli. Betül, ne olur böyle konuşma. Bebeğini düşün. Benden nefret ederek git. Beni affetmeden gitti. O kadar çok canım yanıyor ki. Ama ne olur affet beni. Anneciğim evimize. Ben bir Arif abiye bakayım. Başka yapabileceğim bir şey var mı? Arif abi, ben size karşı da çok mahcup oldum. Bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Sen şimdi annenle ilgilen. Gidiyor musunuz? Bir çay demleseydin bari. Sağ ol güzel kızım. Ama işler beni bekliyor. Doğru söylüyorsunuz. Her şey için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bu kızın da kıymetini bil. Bir an olsun annenin yanından ayrılmadı. Neyse, ben şimdi gideyim. Sen de işlerine bak. Ben de en kısa zamanda çalışmaya başlarım abi. Şu olanları bir atlat, gerisi kolay. İş kaçmıyor. Bundan sonra nasıl olsa beraberiz. Hoşça kal. Annem, ben şimdi dışarı çıkıyorum. Erkenden döneceğim, tamam mı? Cemil, merak etme. Ben Feride teyzenin yanındayım. Gerçekten sağ ol Nil. Her şey için sağ ol. Yasemin. Ben de şimdi seni arayacaktım. Konuşmak için. Sahi sen niye geldin şirkete? Tamamlaman gereken işler falan mı var? Yok. İşten ayrılmıyorum. Ali İhsan'la konuşup karar verdik. Aa, ne zaman konuştunuz Ali İhsan'la? Telefonla mı aradı seni? Aslında bana geldi. Ne güzel. sen ne anlatacaktın? Ali İhsan'la İffet. Dün gece çok büyük bir kavga etmişler. Meğer İffet Hanım o Cemil denen adamla görüşmeye devam ediyormuş ve benim saf kardeşim de bunu nihayet fark etmiş. Anlayacaksın, sen boşanma evraklarını bir an önce hazırlasan iyi edersin. Sen niye dut yemiş bülbül oldun şimdi? Ali İhsan için üzüldüm. Dün gece çok mutsuz görünüyordu. Demek ki bu yüzdenmiş. Yakında İffet gidince Ali İhsan hiç de üzülmeyecek. Siz ne yaptınız dün gece? Sen onu anlat.
Hiç. Sadece konuştuk. Zaten biliyorsun çok içmiştim. Yani doğru düzgün hatırlamıyorum bile. Ali İhsan da pek kendinde değildi. Yani olanların bir önemi yok bence. Yasemin. Sizin aranızda bir şey mi oldu dün gece? Elbette hayır. Nereden çıkarttım onu? Ben tam anlamam gerekeni anlıyorum. Şu haline baksana. Ailesine yakalanmış liseli kızlar gibisin. Kesin bir şey olmuş. Tamam. Bir şey oldu. Ama düşündüğün gibi bir şey değil. Sadece küçük bir öpücük. İkiniz adına o kadar çok sevindim ki. Dilek, abartılacak bir şey yok. Ali İhsan da pişmanlık evden gitti. Yani anlık bir şeydi. Belki o da bir hata olduğunu düşünüyor olabilir. Lütfen unutalım bütün olanları. Yani Ali İhsan'a bir şey söyleme, olur mu? Tamam, tamam. Sakin ol. Ali İhsan'a bir şey söyleyecek değilim. Size biraz zaman vermek en iyisi. Hangi yüze geldin buraya? Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih ve fu anna ve fir lana ve rahamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Sadakallahu azim. Fatiha. Amin. Nimet, gelsene buraya. Berkay, çağırmasana şu kızı. Allah Allah. Ne oldu şimdi ya? Ay istemiyorum işte. Hareketleri hoşuma gitmiyor. Ezik ezik hareketleri var. Ayrıca konuşmasını bilmiyor, giyinmesini bilmiyor. Güya bile zenginim diye ortalarda geziyor. Çakma zengin. İyi misin Şule sen? Ne oluyor şimdi durup dururken? Ne yaptın Nimet sana? Şu kızı neden koruduğunu bir anlasam. Bir anlasam. Ne dedim şimdi ben ya? Şule, bir dakika bekler misin? Meteciğim, bir uza bakalım abisi. Şu
Şule'yi kızdıracak ne yaptın bilmiyorum ama bundan sonra aranız çok zor düzelir. Çok kincidir. Başkalarının seninle arkadaş olmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Nimet, bana izin ver. Seni bu okulda Şule'den daha popüler bir kız haline getireyim. Herkes seninle arkadaş olmak için sıraya girsin. Paran var değil mi? Var. O halde bu paranın olduğunu okuldaki herkese göstereceksin. Birinci kural bu. Kolay gelsin. Teşekkürler abla. Yasemin'in işe dönmesine çok sevindim. Çok doğru bir karar vermişsiniz. Dün gece İffet'le olanları öğrendim. Çok üzüldüm. Aslında bunu söylemek hiç istemiyorum ama artık benim haklı olduğumu anlamışsındır umarım. Evet, ne yazık ki anladım. Ne zaman boşanmayı düşünüyorsun? Şimdilik değilim. Neyi beklediğini öğrenebilir miyim? Abla, bu işler çocuk oyuncağı değil. Geçen sefer de boşanmanın eşiğine gelmiştik. Yani bu sefer bu kadar acele karar vermek istemiyorum. Boşuna zaman kaybı. Bu işin sonu belli. Ali İhsan bak, ben seninle kavga etmek istemiyorum. Sadece senin için üzülüyorum. Sen mutlu olmayı hak eden bir adamsın. Ama İffet'e güvenemeyeceğin çok açık ortada ve bir ilişkide güven olmazsa o ilişki yürümez. Bunu sen benden çok daha iyi biliyorsun. Ben her zaman senin yanındayım. Ne kadar hırlaşsak da, didişsek de sen benim biricik kardeşimsin. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Mezarlığa geldik Ali İhsan Bey. Cenaze töreninden sonra İffet'i hemen eve getir. Tabii efendim. Başın sağ olsun Betül. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok Cem. Sağ ol. Ben Salih amca için gerçekten çok üzgünüm. Ona yaptıklarım için. Dün gece... Merak etme. Bir şey olmadı. Oldu İffet. Ben gerçeği gördüm. Sensiz bir gün bile yaşamak istemediğimi anladım ben. Son nefesim verirken bile yanımda olmanı istiyorum. Ben artık pişman olmak istemiyorum. Yalvarırım, gerçeği söyle bana. Mutlu musun?
Benim mutlu olmamın bir önemi yok artık Cemil. Sadece ben olsam hiç düşünmezdim. Sonunda ölüm bile olsa koşa koşa sana gelirdim. Ama yapamam. Ali İhsan var. Babam var. Kardeşim var. Yapamam. Bir daha arama beni. Ama sen benimsin. Ben de seninim. Gitme İffet. Ne olur gitme İffet. Israrla neden seninleyim? Bağlanmış olma korkusu içindeyim. Gidemiyorum, kalamıyorum, baş edemiyorum, teslim olamıyorum. Yüzüm gökyüzünde, bakamıyorum. Sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. Yüzün gökyüzünde, bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana başka bir dünya yok, gidemiyorum. Rabbim. Aydın beni babamlara götür.
Ali İhsan Bey'in kesin talimatı var. Sizi malikaneye götürmem lazım. Öyle mi? Evet. Peki. Malikaneye gidelim. Çok güzel şeyler aldım. Şule bu aldıkların üstünde görsün, kıskançlıktan ortadan ikiye ayrılır herhalde. İki bin yüz lira. O kadar imaj danışmanlığını yaptım. Bir kahve ısmarlarsın herhalde. Orkun, niye yardım ediyorsun bana? İçimden geliyor. Olamaz mı? Ne kadar güzel bir gelinmişsiniz. Güzelmiş. Evlilik yüzüğünüz mü? Ben mi takayım? Ama olmaz ki, bu sizin evlilik yüzüğünüz. Teşekkür ederim. Bu yüzüğün benim için anlamı çok büyük. Cemil'le birlikte olmamızı istediğinizi biliyorum. Ben de istiyorum. Onu çok seviyorum. İhsan, biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Böyle davranarak bir yere varamayız. Nasıl davranıyormuşum? Ali İhsan, Aydın'ı peşime takarak hiçbir şeyi çözemezsin. Öyle mi? Ben sana güvenmiyorum İffet. Duydun mu? Ben Feride teyzeyi ziyarete gittim. Cemil'le de orada karşılaştım. Sadece konuştuk. İffet, mesele senin ne yaptığın değil. Mesele senin sürekli yalan söylüyor olman. Şimdi izin verirsen yemeğe kadar biraz çalışmak istiyorum. Sen mi geldin kızım? Ben geldim baba. Sen erken gelmişsin. Cenazeden sonra dükkana geri gidemedim. Gitmedim. Sen ne yapıyorsun? Hiç baba. Üstümü çıkarıyordum. Ben elimi yüzümü yıkayayım. Yemeği hazırlıyorum şimdi. Olur. Nil'le konuştun mu hiç? Hayır, konuşmadım. Nil'le bir süre konuşmayı düşünmüyorum. Bir takım insanlar sürekli arkamdan iş çevirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Artık ben de onlarla aramda biraz mesafe koymayı düşünüyorum. Bunlar en yakınlarım olsa bile.
Çorban bittiyse yemeğini koyayım mı? Gerek yok, teşekkür ederim, istemem. Sen cenazeye kimler geldi, ondan bahset bana. Yani bütün mahalle oradaydı. Cemil de geldi yani, öyle mi? Hı? Sustuğuna göre oradaydı. Ama ben ne yapabilirim ki? Hiç. Ne yaptınız? Sana yine ilanı aşk etti mi? Ali İhsan, bana niye böyle davranıyorsun? Çünkü sen bunu hak ediyorsun ondan. Size afiyet olsun. Uzun zamandır yediğim en keyifli akşam yemeği. Hadi bakalım, bir kaşık daha. Afiyet olsun anne. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ben şunları mutfağa götüreyim. Ne buranın hali böyle? Çorba yapmıştım. Biraz dalmış değil mi? Biraz mı? Ben hemen toplarım. Nil. Sen zaten bütün gün yoruldun. Hadi git evine, hadi dinlen biraz. Bu annemin yüzü değil mi? Evet, Feride teyze vermişti. Ama istersen çıkarabilirim. Cemil, geri verebilirim. Annem sana verdiyse senindir. Ben artık gideyim. Yarın sabah erkenden burada olurum. Bu arada Feride teyzenin ilaç saatlerini, kaç tane alması gerektiğini hepsini not ettim, orada sehpanın üzerine bıraktım. Teşekkür ederim Nil. Yarın görüşürüz. İffet kızım, bu rezalet daha ne kadar sürecek böyle? Kocanla ayrı odalarda mı yatacaksınız? Bilmiyorum hala. Ali İhsan bana böyle davranırken ben ne yapabilirim ki? Ben Ali İhsan'ın bu yüzünü hiç görmemiştim. Yani Dilek'le kardeş olduklarına şimdi inanabiliyorum. Aynı onun gibi davranıyor. Laf sokmalar, iğnelemeler. Kızım, o Cemil denen adam seni aramadı mı? Kocan da telefonu açmadı mı? Ali İhsan Bey ne dese haklı. Hala, ya ben cenazede Cemil'i gördüm. Ona da söyledim. Beni arama dedim. Bizim seninle aramızda bir şey olamaz dedim. Ama ben daha ne yapabilirim? İffet, kızım, kocanın gönlünü al.
Efet. Bence o kapıyı çalıp Ali İhsan'ı daha fazla rahatsız etme. Senden uzakta durabilmek için başka bir eve taşınması gerekecek yoksa bu gidişle. Zaten kendi evinde misafir odasında kalıyor adam. Senden biraz kurtulabilmek için. Nil'le evlenmemi istiyorsun değil mi annem? O yüzden verdin ona o yüzü. Beni Fethi unutamıyorum ben de. Ne yaparsam yapayım unutamıyorum. Silam o gözyaşlarını. Biliyorum bu serseri oğlun adam olsun istiyorsun. Olacağım da. Senin istediğin gibi bir adam olacağım anam. Onunla evlenip İffet'i kalbime göreceğim. Başka çarem yok ki. Sen mutlu ol yeter ki. Sağ ol babacığım. Afiyet olsun kızım. Günaydın. Günaydın Ali İhsan Bey. Günaydın Ali İhsan. Kahvaltı yapmayacak mısın? Hayır. Bugün ne yapıyorsun İffet? Yine hangi bahaneyle mahalleye gideceksin? Mahalleye falan gitmeyeceğim. Yok, mutlaka bir neden olur ve sen mahalleye gidersin yine. Ama nereye gidersen git, daha önce de söylediğim gibi Aydın seninle gelecek. Hayırdır? Niye alelacele çağırdın beni? Ben senin nüfus cüzdanını isteyecektim. Ne yapacaksın nüfus cüzdanını? Evlilik işlemleri için. Ne? Evlilik işlemleri mi? Hadi hadi. Çok işimiz var. Kalk. Cemil. Seni çok seviyorum. Efendim Nimet. Alo abla. Ne oldu ablacığım? Niye öyle geliyor sesi? Abla. Cüzdanım çalınmış. Ben senin kredi kartını kaybetmişim. Şimdi gördüm. Tamam, önemli değil. Sıkma canını. Ben şimdi bankayı ararım. Yenisini yollarlar. Sen kitaplarını alabilmiş miydin? Yok abla. Ben bir şey alamadım. Zaten yeni fark ettim kartını kaybettiğimi. Tamam, üzme kendini. Ben halledeceğim. Sağ ol abla. Thank you.
Sen neden bu kadar gerginsin? Bütün bu olanlardan sonra Ali İhsan bana nasıl davranacak bilmiyorum. Bence Ali İhsan'a biraz zaman vermelisin. Zaten evde İffet'le ter gibiler ve Ali İhsan şu anda çok önemli bir karar aşamasında. Sen ne kadar anlayışlı ve mutedil davranırsan ona o kadar yardımcı olursun. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın Yasemin. Günaydın. İsterseniz başlayabiliriz. Bu imzalamanız gereken sözleşmeler. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz evlilik için başvuru yapacaktık. Nikah tarihi için istediğiniz bir gün var mı? En kısa zamanda. Evraklarınızı bugün tamamlayabilirseniz yarın evlenebilirsiniz. Yarın mı? Bu kadar çabuk mu? İyi de gelinlik falan yok ortada. Yarın en doğrusu. İyi tamam, o zaman çabuk olalım. Benim bir an evvel gelinlik bakmam lazım. Nimet, sende bir değişiklik var bugün. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nereye bakıyorsun sen? Nimet'e bir şey mi olmuş? Vallahi bir değişiklik olmuş sanki ya. Aman, eşeğe altın semer de vursalar yine eşek. Doğru konuş benimle. Konuşmazsam ne olur? Nimet. Kredi kartıyla bunları mı aldın Nimet? Bankayı aradığımda ortaya çıkmayacağını mı sanıyordun? Bu kıyafetleri üstünde görmeyeceğimi mi zannettin? Sen bana nasıl yalan söylersin ya? Bana. Şimdi müdürüne gidip seni bu okuldan aldırdığımı söyleyeceğim. Babam haklıymış. Ben seni bu okula yazdırmakla hata etmişim Nimet. Abla mecburdum. Şu kızlara bak. Görmüyor musun? Her gün okula farklı bir ayakkabıyla geliyorlar. Ya ben bütün kış tek bir ayakkabıyla idare ediyorum. Nimet, bana söyleyebilirdi. Söyleseydim ne olacaktı abla? Yine aynı masalı anlatmaya başlayacaktın. Seni olduğun gibi kabul etsinler Nimet. Seni sen olduğun için sevsinler. Seni sevdiler mi abla? Ha? O evde Balatlı fakir İffet'i kim sevdi? Söylesene. Cevap versene abla. Gösterdiğiniz de güzeldi aslında. Ama ne bileyim, daha sade bir şey mi olsa? Şuna bakın isterseniz. Bu da fena değilmiş aslında. Ama bilemedim işte. Hani bileyim, bir türlü karar veremiyorum. Bir yakınınızı ya da bir arkadaşınızı çağırsaydınız belki de seçmenizde size yardımcı olabilirdi. Ne yazık ki yok öyle biri. Gerçi gelinlik giymesem bile olur. Sevdiğim adamla evleniyorum nihayet.
daha ne isteyeyim ki? Bir de bunu deneyebilir miyim? Hayrola kardeşim ya, böyle apar topar çağırdın bizi. Geç olur Ersin, geç. Cemil, çıkarsana ağzındaki baklayı. Meraktan öldüm ya. Otursana oğlum. Ben yarın evleniyorum. Ne? Kiminle kardeşim? Kim ne olacak oğlum? Nil'le. Turnayı gözünden vurdun. Zengin olacaksın yani. Bu adamın parası bizim evden içeri girmeyecek Ersin. Ben ne kazanırsam Nil de onu harcayacak. İşte bu. De, Nil'in babası ne diyecek? Ne derse desin Feyyaz. Ben kızının mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şahit kim olacak peki? Feyyaz'la Arif abi. Alacağın olsun kardeşim. Hemen sattım beni. Satar mıyım lan ben seni? Oğlum, Betül'le evliliğimizde sen şahit olmadın mı? Evet. Sen sıranı savdın yani. Kudret abi, baksana buraya. Ali, sen biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yalnız konuşabilir miyiz? Bir sakıncası yok. Dileğin yanında söyleyebilirsin ne istersen. Nimet. Benim kredi kartımdan iznim olmadan alışveriş yapmış. Hem de yüklü miktarda. Hiç şaşırmadım. Ben harcamalara bakarken görürsün diye söyledim. Nimet adına özür dilerim. Rica ederim. Hiç önemli değil. İnsan hata yapabilir. Önemli olan yaptığı hataları tekrarlamaması. Ve aynı hataları tekrarlayarak etrafındakileri aptal yerine koymaması. Öyle değil mi İffet? Ben hatalarımın farkındayım Ali İhsan. Bu evlilik için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eminim. Ay bir de böyle bilmiş miymiş cevap vermiyor mu? Bütün sinirim tepeme çıkıyor ya. Lokma bir şey yemen lazım. İstemiyorum anne. Kendin için olmasa bile bebeğin için yemen lazım. Şimdi sen artık iki canlısın. Düşün. Baban için hem kendine hem bebeğine iyi bakmak zorundasın. Baban seni böyle perişan görse çok üzülürdü. Sen de ben de güçlü olmak zorundayız. Efendim?
Ha, alo. Bana anlattıklarından sonra seni bir daha aramam zannediyordun değil mi? Şu anda hiç seninle uğraşacak durumda değilim Erhan. Sen ağlıyor musun? Evet. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Babam. Babam öldü. Başın sağ olsun. Sağ ol. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Kimsenin yapabileceği bir şey yok. Feride teyze, ben evlenmenin bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Bugün başvuruyorsun, yarın evleniyorsun. Gelinliğimi de buldum. Çok güzel, çok sade. Sana göstermek isterdim ama üzerimde gör. Ay hay Allah, ben ilaçlarınızı unuttum. Hemen su getireyim de alın. Nereye böyle? Bu ev cehennem gibi hala. Ali İhsan bir yandan, Dilek bir yandan. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Betül'e gideyim. Hem ona destek olmuş olurum hem de benim biraz kafam dağılır. İyi. Ama çok geç kalma kızım. Bir iki saate dönerim. İffet. Nereye gidiyorsun bu saatte, sorabilir miyim? Betül'e, babası ölen arkadaşım. Yine mahalleye gitmek için başka bir mazeret. Bu saatte hiçbir yere gidemezsin. Ama... Aması falan yok İffet. Eğer ben senin kocansam hala bu saatte bu evden bir yere gitmeni istemiyorum. O kadar. Beceremiyorum şunu bağlamayı ya. Serpil. Ne bu surat böyle? Ne güzel işte, Cemil hayatını yoluna koyuyor. Sevmiyor ki o kızı. Onu bilemeyiz işte. Hem öyleyse bile zamanla o da olur. Zaman her şeyin ilacı. Bak Serpil. Cemil'in bir yuva kurması şart. Hem İffet için de en doğrusu bu olur. İkisi de hayatlarını yaşayacaklar işte. Bak ben biliyorum senin kafandan geçenleri. Bak sakın İffet'e hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Cemil söz verdirdi bize. Sonra Ali İhsan duyarsa al başına belayı. Ama İffet'in bilmek hakkı. Serpil. Söz verdim. Tamam, tamam söz verdim. Ay ya zaten öğrenecek. Ya önce bir evlensinler. Sonra herkes duyacak zaten. Ya bu ne böyle ya? Bir de bunu her gün takıyorlar. Hiç alışamadım şu kravat işine. Oldu mu? Oldu. Serpil bak söz verdin ha. Tamam Feyyaz, tamam söz verdim, tamam. Hadi görüşürüz canım. Güle güle aşkım. Hmm.
Nasıl? Beğendin mi? Evet. Peki sen böyle mi geleceksin? Hadi kardeşim ya, gidiyoruz. Oho, sen daha hazırlanmamışsın bile. Lan, ben mi evleniyorum, siz mi evleniyorsunuz belli değil. Hadi kardeşim hadi. Şimdi hazırlan, erkenden gidelim nikah dairesine. Merhaba yenge. Merhaba. Gel Ersin'in Feride teyzeye bakalım. Tamam abi. Ben de hazırlanayım. İffet Hanım, misafiriniz var. Canım. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen niye böyle tek başına bir odada oturuyorsun? Bilmem. Sıkıldım, yalnız kalmak istedim. İstersen geçelim salona. Yok yok. Böyle iyi. Sakin. İffet, benim sana söylemem gereken bir şey var. Ne oldu Serpil? Cemil. Cemil'le Nil. Bugün evleniyorlar. Ya ben de yeni öğrendim. Yani çok alelacele oldu zaten her şey. Cemil yemin verdirmiş söylemeyeceksin diye. Onlar da dün karar vermişler. İffet, ben ne yapacağımı bilemedim. Ama senin bilmen gerektiğini düşündüm. Mutlu olurlar inşallah. Kızmadın mı? Kızsam ne olacak ki? Onlar kararlarını vermişler. Ali İhsan çok kızacak. Belki her şey daha çok karışacak. Serpil. Ben her şeye rağmen Cemil'in çok mutlu olmasını isterim. Sen de çok mutlu olacaksın inşallah arkadaşım. Feride teyzeciğim, her şey sizin sayenizde oldu. Çok teşekkür ederim. Annem bak, sana verdiğim sözü tutuyorum. Evleniyorum. Kendimize yepyeni bir hayat kuracağız artık, çok mutlu olacağız. Sen bir iyileş. Çok güzel bir düğün yapacağız ondan sonra. Güzel anam. Münevver teyzeciğim, annemin yanında kaldığın için çok teşekkür ederim sana. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Hadi.
Ulan bir de araba mı süslediniz? Kardeşim az bile ya. Aç lan kapıyı. Hadi gelin. Buyurun. Çok güzel olmuş. Aliye, bizi bırakıp nerelere gittin? Anne, hadi sen biraz aşağı in istersen. Yok kızım, yok. İyiyim ben böyle. Başınız sağ olsun. Erhan ben, Betül'ün arkadaşıyım. Sağ ol çocuğum. Buyurun içeri. Kızım sen hadi misafirinle ilgilen. Ne işin var senin burada? Başsağlığı dilemeye geldim. Betül, ben gerçekten çok üzüldüm. Sağ ol. İzin verirsen yanında olmak, sana yardım etmek isterim. Bak, ben yalnız, tek başına bir adamım. Yani kimim, kimsem yok. Ailemle de görüşmüyorum. Ne demek istiyorsun sen? Birbirimize destek olalım demek istiyorum. Yani aslında söylemek istediğim şu, ben seninle evlenip bebeğine baba olmak istiyorum. Aydın, burada duralım. Ben şuradaki mağazaya gideceğim. İffet Hanım, burada park edemem. Gitsen bul bir park. Ben burada ineyim. Ama İffet Hanım, Ali İhsan Bey'in kesin talimatı var. Bir yere gittiğim yok Aydın. Şuradaki mağazaya gideceğim. Sen de park edince gelirsin yanıma. Doğrusunu yapıyorsun kardeşim. Hiç düşünme böyle kara kara. Senin için de, İffet için de en doğrusu bu. Merak etme. Ali İhsan da kabul edecektir bu evliliği. Siz yeter ki mutlu olun. O da kızını mutlu görünce unutur her şeyi. Hiç sanmıyorum. Siz o adamı gerçekten tanımıyorsunuz Feyyaz. Merhaba Cemil. Merhaba abi. Hayırlı olsun evlat.
Kız tarafından kimse yok mu? Yok Arif abi. Neden? Nil'in babası beni pek sevmezdi ondan. Ya. Kalbimin sesini dinliyorum. Ben sevdiğim adamla evleniyorum baba. Nil, kendine gel, saçmalama. Böyle bir şey yapamazsın. Ben buna kesinlikle izin vermiyorum. Babacığım, seni çok seviyorum. Ama beni affet ne olur. Artık mutlu olmak istiyorum. Nil, bu adamla mutlu olamazsın sen. Bu adam seni mahvedecek. Kahretsin. Aleyhisan ne oldu? Nil şu Cemil denen adamla evlenmek istediğini söylüyor şu anda. Derhal engel olman lazım. Memurluğumuza yapmış olduğunuz başvuruda evlenmenize bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Siz Cemil Özdemir, Nil Emiroğlu'nu karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Nil Emiroğlu, Cemil Özdemir'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Ben de Fatih Belediye Başkanı bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Açın şu kapıyı. Ne yapıyorsunuz siz? İçeride hasta var. Kızım nerede? Nil nerede? Nikah dairesine gitti onlar. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hangi nikah dairesi? Bilmiyorum, söylemediler. Şerefine. Allah dünyası da kocasın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Mutluluklar dilerim. Bir ömür boyu mutlu ve huzurlu yaşayın inşallah.
sağ ol. Mutluluk Abdi. Çok sağ ol. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim Serpil. Sana da para takıyorum ya damat Cemil Bey. Artık ölsem de gam yemem. Var yenge. Teşekkür ederim. Kardeşim. Bu paraları. Yengeciğim, tebrik ederim. Çok sağ ol. Evet. Allah mesut etsin güzel kızım. Eksik olma, çok sağ ol. Evet damat. Ne bu halin böyle? Yoksa seni zorla mı evlendiriyorlar ha? Çık çık çocuk. Baba. Cemil sakin ol. Seninle sonra hesaplaşacağız. Nil, bu rezilliğe bir son veriyorsun ve şu anda benimle eve geliyorsun. Benim karım hiçbir yere götüremez. Yürü gidiyoruz Nil. Baba yapma lütfen. Bırak karımı dedim. Beyefendi hoş geldiniz. Çocukların bu mutlu gününde ne onların ne de bizim tadımızı kaçırmayın lütfen. Kızınızı da bağışlayıp affedin. Sen kimsin? Kim olduğumu sana gösteririm ama burası pek yeri değil. Kelli ferli bir adama benziyorsun, edebinle davran. Enişte biraz sakin olur musun? Bak ne güzel yuva kuruyorlar işte. Bundan sonra benim senin gibi bir kızım yok. Baba! Baba deme bana. Seninle de işim bitmedi. Bunların hepsinin hesabını vereceksin bana. Beklerim. Ben hep buradayım. İkinize de bravo. Sevgilin Nil'le evlenmiş. Sen de Ali İhsan'ı kafesledin. Dört bir yandan kuşattınız ailemizi. Ama göreceksin, önce senden sonra da o Cemil denen adamdan en kısa zamanda kurtulacağız. Dilek. Yalvarırım rahat bırak beni. Zaten Ali İhsan'ın senden kurtulması an meselesi. Her kavga ettiğinizde nereye gidiyor sence? Sabaha kadar kimin yanında teselli arıyor? Şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle. Ali İhsan, Yasemin'le beraber. Yasemin.
Ali İhsan seninle odasını niye ayırdı zannediyorsun? Şimdi onurlu bir kadın gibi davran ve git bu evden.